Aman sikim. Cidden yazılı mı? Işık trafik işaret cihazında, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışın yanması beklemede olan sürücüye neyi bildirir? Harekete... Ama bu sorular çok zor yalnız. Önce hangisi trafikte bir yapılan yapmaktan. Oğlum gramerleri mi yanlış? İş çocuğunu sahip araçlara. Çok heyecanlandım şu an. Trafikte suçun tek başına olmalıyım. Hak ihlalleri, aynen. Of, bu ne be? Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Şu galiba. Ben bu ehliyet sınavını... Sorular çok zormuş ama. Bir de 10 soru mu? Ananı sikeyim. Alkol kullanma limiti 0-10'du ama. Ne kopyası ya? Yalnız bu polis kitapçığında farklı yazıyor hocam. 0.50 yazıyor. Bu 0.05. Burada 0.50 yok amına koyayım. Lan şef. Nasıl yok ya? Sıfır 50 promil diyor oğlum. Al işte yazıyor bende. Trafik işi olan yerlere geçiş ne zaman serbesttir? Kavşakta 3 bar. Yeşil ışık. Bu ne oğlum? Çok zormuş lan bu. Ben bundan geçemem. Yeşil ışık yanıyorsa ya da sağa yeşil ışık yanıyorsa, yeşil ışık yanıyorken. Ama şu ikisinin farkı ne? Bu daha fazla şey diyor. Bu daha doğru. Bu da doğru ama. Ama sağa yeşil ışık yanıyorken düz gider mi der? Ben A yapıyorum. Bir araca geçen aşağı hangisi serbesttir? Aracı hızlı sollamak için takip mesafesini düşürürüm. Mesafemi düşürürüm. Sol şerit kapalıysa sollamaya devam ederim. Evet. Sinyal vermeden sollama yaparım değil. Sollama yapmak için hız sınırı aşarım. Bu. Aşağıdaki hangisi? Ay, ananız. Hangisi? Ben araba sürmeyeceğim ya. Hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? Aşağıdaki hangisi? Trafik adabına sahip bir sürücü için uygun. Trafik adabına sahip. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek. Evet. Sürekli şerit değişecek. Evet. Denetim korkusu olmadan emniyet kemeri takmak. Uygundur. Elektronik denetleme sistemi alanı yer hızlı bence. Acaba hangisi geçiş üstüne sahip araçların itfaiye aracı? Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Takip mesafesi. Aşağıdaki hangisi araç kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıkların biri değildir? Klimanın açılması gerekli, koltuk gerekli, gerekli klima. Oh! Ananı sikeyim.
Hız sabitleyiciye bastım. Çökmüşüm. Ne oluyor lan? Vurdum. Çok stresli şu an. Ya yemezler. Ha yazmadı lan. B10 konuşuyor, Doruk Tekir karakol önünde şefim. Vay amına, bir an gaza geldim. Ay altıma sıçtım böyle, aniden durduruyor ya. Lan yeter, otobana mı çıkacağım? Sabitleme yok yok. Vah, şehri dolaştırdı lan. Hayda. Geçerim, geçerim. Ya çok sıkıcı bu be. Hala otobandayım inşallah. Şakir abi kimmiş lan? Beyon konuşuyor. Doruk'taki nezer tanesi şefim. Sizi bekliyoruz. İntikal ediyorum, tamam. Ya yeter yeter. Etkilendin mi lan abiden?
Çok sesli şu an. Hadi. Oh. Araç ehliyeti almam gerekiyor mu lan? Bu üstündeki para baga gibi. P10 devrede malumat. Yazılı test çok zordu ya. Ellerimi bıraktım yanlışlıkla. Ben var zannediyordum la ehliyetim. Hiç kendi GBT'me bakmadım ki. Şef bize kendi eğitti oğlum bizi. Rahat ol. Hadi bebeğim. Arabada sıkıntı yok. Çok şükür hızlıyız. Bas oğlum. Hadi oğlum. Of 120'den döndüm ha. Radyo yok. Gökte şerit değişik. Yoo. Serbest lan gayet. Bak. Siz benim otoban faresini gördünüz mü chat? Lan ne ara ceza? Şaka ya.
Az kaldı chat. Ay, ara gazı verirken. Aldo Bey, bir çiğ köfte siparişi ver be. Harbiden ama şu yayında bir çiğ köfte. Şimdi sivile geçeceğim ilk defa. Ve sivil arabam var chat. Motorum da var. T30 göreve başladı, tamam. Aldın mı ben şimdi? Koyacağız fotoğrafı sikeyim. Hapisin falan duruyor lan. Güzel fotoğraf çekeyim orada. Amına koydum seni. B80 mesai dışı, tamam. Kayıt nasıl siliniyor bilmiyorum ki. Nerede benim bebeğim? Beğenmediniz mi? Motoru mu çekeyim? Motorlu mu keseyim? Oğlum çok taşak değil mi ya? Oğlum çok tatlı lan. Evet, delikanlılığımızı. Bunu kara kız düşürürken kullanırım. Üniformayı çıkaracağım şimdi.
motor fiyatına göre çok güzel sesi var lan. Bir kıyafeti nasıl kaydedeceğiz? Onu da bilmiyorum ben. Üstündeki yeleği nasıl çıkaracağım? Abo. Of. Yok, karakola da çıkartılmıyor. Yelek olabilir bak dur. En aşağıyı zırhtan çıkar. Böyle bir şey mi var? Oğlum üstümü göremiyorum ki. Bakayım. Abi. Sabah olanlara. Ama Fuat abi takip etti. Teşekkürler Fada. Skin yapacaksın abi. Skin'e geçeceksin o yüzden. Uyumuş mu lan bu? Uyan gir, lan. Gir içeri, bir uyandır bakayım. Doruk. Güzellik uykusunda galiba. Bir uyandıralım ya. Kolyeden çıkıyordu. Kolye neresi? Sarp bir uyandır, ben arkamı döndüm. Öyle mi uyandırayım peki? Meditasyon yapıyorum, meditasyon dur. Meditasyon. Hadi hadi kalk kalk uyan. Uyan. Lan oğlum böyle kaldıralım lan adam. Oğlum böyle kaldıralım mı lan? Şef de bizi böyle kaldırıyor. MB Pavilion. Gel hadi. Aa, yok yok, beni askerde çok yaptılar zaten, böyle sıkıntı yok. Seni askere de salmışlar, gel ya. Devam et. Lan geleyim, aç da kapıyı, çıkayım lan. Açık gel. Aa tamam. Olması tamam. Güzel tamam. Galiba bunun ha. Ne oldu, kodes mi değiştiriyoruz? Doğru, doğru demiş, doğru demiş. Bir kodes değiştirsene şuna ya, orası çok şeyli. Bir değiştir, değiştir. Olmaz. Değiştir, değiştir. Yani, al götür ya, bakayım bunu. Biz, devam ya, et lan. Biz olmasa, ya biz olmasak var da sizin paranızı kim ödeyecek ya? Harbi diyorum var ya. Doğru bu arada. Yemin ediyorum biz olmasak size iş çıkmayacak. Ya orta ben... ortaya al, ortaya al. Ortaya al. Ya ama olmaz ki ya. Siz bana bir takmışsınız gibi ha sanki. Şu senin arkadaşın lan, diğer Doruk nerede? Yanımda. Diğer Doruk mu? Şş, orası bize kalsın. Sarkonu. Hadi bul getir onu. Haydi. Haydi tamam. Bul getir. Haydi. Yalnız kalsın bu şefim. Diğer haydi, Doruk diğer ne zaten ne oluyor? Kapı açık kaldı, haberiniz olsun. Arkaydın. Arkam yok ki oğlum, kıyafetecek bir şey. Tamam tamam. Sarp komiserim. Necmettin komiserim. Ne şimdi gel bakayım buraya. Şimdi gel bakayım buraya gel. Geleyim komiserim, buyurun. Arkanı dön. Ya ama arkamı ben... Bak. Ben arkamı sadece... Neyse. Bu... Bir işe yaramıyor ya. Kıyafeti sil, boş.
Bele 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 bele. Bele 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 bele. Bele 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 bele. Efendim şef. Alo. Efendim. Karakola gelsene, bir konuşmam lazım sana. Önemli mi? He? He, motora dolaşıyordum ya. Geleyim, tamam. Tamam. Geliyorum. Bekliyorum. Sürücü değiştirerek. Ne boktan şeyler varmış. Bu ne? Boş mu? Kulağımdaki de çıksa kalsın. Yeterli paran yok mu? Aşağı mı geçiyorsun oyun benimle? Of, ne giyi şu bug'a bak. What your closet has to call them to work. Binsene, bir gitmemiz lazım. Ne oldu lan? Kafa dağıtma ihtiyacım var. Bir şey mi oldu? Lan bu evet, üstünde şey yelek yapıştı bana lan. Çıkmıyor. Arkaya doğrudur, bağlamışlar. Nasıl çıkaracağım ben bunu? Nakit çekeyim ben, bir dursana o zaman. Tamam, durayım. Nasıl geçiyor göre? Ya biraz takılayım dedim ya, motor aldım bir tane ucuza. Harbi mi? Ha, 14.000. 14, iyiymiş. Arkadaşlar üstümde borç olduğu için 2.000 kaldı. Herhalde ben de
Tazminatla bir araba falan alırım. Ne tazminatı lan? Artık canım sıkmaya başladı bu iş. E ne yapacaksın? Bırakmayı düşünüyorum ya. Yeterli artık ya. Yaptıkları çocuk oyuncağına döndü yani yaptığı işler. Ne yaptı lan? Bir komisersin diyorlar. Bir polis memuru oluyorsun. Ha onu bana da yapıyorlar. En son ne dediler? Polis memuruna düşürmüşler. Maaş düşüyor, o düşüyor, bu düşüyor. Dedim. Ne olacak? Hallederiz diyor. Bugün geldi işte eğitime katılmadım falan diyor. Ondan sonra dedim. Hatırlatmadınız dedim. Yani kimse söylemedi dedim. Ondan sonra efendim yok diyor, polisliğini beğenmiyorum falan diyor. Ulan dedim, neyini beğenmiyorsun? Diyemedim de tabii, demedim de tabii. Kafasına göre abi, bana da yapmıştı ya. Ya bu adamın yaptıkları artık canım sıkmaya başladı. Son demlerimi yaşıyorum yani. Bugün yarın bırakırım notu. Rozeti de bırakırım. Yani normal hayata mı döneceksin? Allah artık herhalde burada oturacak yer yok ya. Aşağı in. Aşağıda oturun. Adam bana diyor ki, sen diyor çok az diyor görevdesin diyor. Ne diyor? Çok az görevdesin diyor. Sen de çok görevde değilsin deseydin. Abi sanki var ya. Nedir onun adı? Şey. Parasına göre mesaideyim deseydin. Yani. Hayır, Gören de diyecek ki, hiç şeyde değiliz. Görevde değiliz. Benim ne zaman burada olmadığımı gördün sen? Vallahi görmedim ha. Her gün burada mıyım? Evet. Her gün ne kaç saat buradayım? 10-15 saat burada değil miyim? Bence sebep atmış sana be. Nasıl bir sebep atabilir ki? İstemiyor seni herhalde. Öylesine söylemişti. Aklına gelse söylüyor zaten. İstemiyorsa gelir bana der ki artık der devam etme der yani. Sen ona ne istiyorsun deseydin? Herhalde geceleri girmemi istiyor. Ben mazeretim sunduğum halde. Burada hiç polis olmadığı zamanlarda ben oluyorum. Ama gene kendisi görmüyor tabii. Kendisi neredeymiş? Bilmiyorum artık nerede. Ne yapıyor? Nerede geziyor? O evli mi dul mu? Ben anlamadım ha. Vallahi evliyim diyor. 3 çocuğum var diyor. Belli değil yani. Sen ne zaman bırakacaksın o zaman? Son bir konuşurum. Bugün konuşuyor. Şey bence yapar bir şeyler. Baktım hiçbir şey yapmıyor, bırakacağım özeti yani bu. Artık son olay. Yeter ya. Yani şapkasız gezdiğim gün yok benim. Kafamda artık şapkanın izi çıktı ya. Niye şapkayla geziyorsun be? Güneş çok. Şapka takın diyorlar. Şeye üst tarafa Kerim'i almışlar. Anlamadım valla. İyi çocuk o ya. İyi çocuk olabilir de. Sen üst tarafa mı bakıyordun? Şeye mi? Highway'deyim bu aslında. Aha, highway'e. Yani ben highway'deydim normalde. Ama highway'lik yapmıyorduk yani. Bildiğin bir ülkede şeriflik var. Şerif gibiydim. Bir şey ayarladın mı bari kendini? Vallahi şu an herhangi bir iş yok aklımda. Tavukçu! Ne? Tavukçu artık. Ev çok para onda varmış. Vallahi bilmiyorum, tavukçuluk mu yapar dedim. Yeni bir mekan açılacak başka falan şey diyorlar aslında. Ne mekanı açılacakmış? Kulüp tarzı. Valla eski mesleğe geri dönebilirim bak. Ney? Aşçılık. Ooo, kulüpte. Aynen.
Onu şeyle, Saru'yla konuşman lazım. Saru Anna mı? Ha, o açacağım diyordu. Bir konuşalım bakalım. Kendisi burada mı? Buralarda mı? Vereyim numarasını istiyorsan bir sor. Ver bir sorayım ben onu. Bir dakika. Ben de soramıyorum amına koyayım. Bekliyorum. Bekledim. ...552... Bir saniye. Evet. 68-96. Dur bakayım, bir arayayım da konuşayım. ...68-96 değil mi? Aynen. Söylenti var falan da. Açmıyor ya. Açmadı mı? Yok, açmıyor. Herhalde uyuyor. O zaman bir de Ersin diyordu nargileci açacağım diye ama. Nargile, ne yapacağım nargilecide? Allah, hiç fikrim yok. Saçma olur nargilecilik. Canım çok sıkkın, çok. Allah bunu bana yapmamalı Eli'de. Onu şefe söyleyeceğim oğlum, benim de aram yok ki. Benim aram olsa... Kimin arası var şefle şu an, iyi? İşte bu Sarp var ya, Sarp'ım var. Başkomiser yapmış Sarp. Hangi Sarp'ı lan? Ama var ya şu iğne deyince bayılan. Başkomiser mi yapmış? Herif iğne deyince bayılıyor, başkomiser olmuş. Ne alaka lan? Ya bir de ben anlasam. Allah Allah, bana öyle söylemedi ama. Adam daha benim sorgumu alamadı lan. Nasıl başkomiser oluyor? Anlamıyorum ki ben de işte. Şimdi bu Kızıl Sarp değil mi? He, Kızıl. Oğlum bana rütbe düşecek dediler. Bir rütbe sarttı adam. Lan ne yavşak adam lan bu böyle? Anlamadım vallahi, bunun ne yaşaklığı bu, ne olayı bu yani. Yok, şefe diyorum ya, bana farklı söyledi. Şef zaten yaşayan Allah'a ya. O zaman hiçbir şey ya, ben bilmiyordum böyle olduğunu. Çok saçma bu da, çok. Canımı çok sıkıyorlar yani bu. Neyse, paramıza bakarız. İş yapmadan yat, maaşın olsun oğlum işte. Valla sıkılıyor insan, biliyor musun? Ya öyle dolaş baba, ben öyle yaparım şimdi. İşte ya... üniformayla iki karı kız. Üniformasız. Üniformayla etkileyeceksin işte, ne yapalım. Gerisi maaşta yatsın dursun, öyle devriye atarız yalandan. Milletin işini çözeriz. O kadar. Biz milleti de göremiyoruz ki. Niye? Otoyolda millet mi geziyor sanki? Senin tarafları daha çok geziyor lan. Yok be, öyle bir şey yok. Oğlum, uyuşturucu ihbarları hep senin oradan geliyor artık. Geliyor da 1-2. Burada daha çok insan geziyor. Ha, buraya gelmem mi yasak, nasıl? Buraya gelmem yasaklanmış. Saçmalığa bir bakar mısın? Artık sen istifa etmeden bir darbe yaparsın bir. Ne darbesi yapayım? Kime ne darbesi yapayım? Kayırırsın ya. Bari ortam yap yani. Madem bu işi bırakacaksın.
Doruklara moruklara yanlamak lazım. O doruğa yanlayacağım ben zaten, sıkıntı yok. Umura bir yanlamak lazım. Bizim de işimiz... Bu ne biçim terfi arkadaş ya? Anladım, anlamadım. Adam bizi rezil etti. Ama adamları biz yakalayalım, biz hapse atalım. Ondan sonra arkadaşlar... Biz kovalayalım. O arkadaş da iğne deyince bayılsın amına koyayım. Anlamıyorum. Bence var ya. Sen de biraz dolusun bak. Ne? Senin de içinde var, ben biliyorum. Oğlum ben gıcık oldum şu an zaten. Yani değil mi? Çok saçma. Bana yani adam diyor ki bana, sen diyor şey yapmıyorsun diye. Görevde değilsin diye. Ama şaka gibi. Bu olay saçma oldu harbiden ya. Burada bir bu kadar rezillikten sonra, halka rezil olduktan sonra terfi alması, yani işi ben mi konuşurum, olmalı ben de bırakırım. Bence gidip beraber konuşalım. O kadar devriyemiz var sonuçta. Yalan mı? Ya dinlemiyor ki o. Getireceğiz. Oturtacağız, konuşacağız. Sıkıyorsa dinlemesin artık. Benim azıt zaten gevşemeye başladı artık. Bugün de bir devriye atalım da artık diğer mesaide bakalım. Bu olaylar bir kesinleşsin, ben bir yoklayayım. Ben ne birazdan oluyor, gideceğim falan yanına tekrar. Niye? Yeter artık. Benim canıma tak etti çünkü. İyi gidek. Hadi gel. Hadi. Yeter artık ya. Eğer bu adamın benden istediğini anlamıyorum ki. Ne yapayım yani? İstifadan bahsetme de. İsyanı koyalım. Şimdilik bir bahsetmedim. Yani ayıp ya. Yaptığı cidden bir ayıp. Ama ibnelik bu. Anasını satayım var ya. En büyük suç örgütünün şebekesini buldum. Şebekesiyle irtibata geçtim. Şebekesi kim lan? Coşkun. Aaa. Ondan sonra bu herif gelmiş bana. Bu herif gelmiş bana. Yok sen diyor. Mesaide çok yoksun diyor. Şimdi adalet bu mu değil mi? Evet, en son şeyi de sen verdin ihbarda gelin diye ama. Bakalım evet, konuşalım evet. Bir merak ettim be. İlla bu meslekte göt mü yalayalım ya? Bunu mu istiyordur? Böyle. Efendim? Ne yaptın abi? Karakola gidiyorum şimdi. Sen ne yaptın? Hiç haber yapacak bir şey arıyordun da. Şu an bilmiyorum. Bir şey olursa arayacağım seni, merak etme be. Ne vurdu? Sabahtan beri bir şey olmadı mı ya? Yok, daha hiçbir şey olmadı. Tamamdır abi, sağ ol. Tamam, çok. Sevgili araç. Ben bir üniformamı giyeyim bari. İyi bakalım.
Anlaşıldı, tamam. Süleyman. Buyurun. Heh, efendim. TK efendim. 10 konuşuyor. Soygun var. Yine olacak muhtemelen yakın zamanda. B-200 yakın zamanda mı? Doğru iki tane hızlı araç evet. Geçti. Yarışıyor olabilirler. Tamam. Biz Meriç Bey'le bir şey konuşacaktık da sizle. Yok, konuştum ben Meriç'le. Bana bir şey söyledi bu terfilerle alakalı falan. Terfi falan yok şu an hiç kimsede. Sarp başkomiser olmuş. Rütbe dağılımı değişti. Nasıl değişti yani? Bugün eğitime gelseydin öğrenirdin. Ya bana bir şey gelmedi. Bir kontrol et bak telefondaki uygulamadan. Ananı sikeyim. Aa tamam. Anlaşıldı. O zaman eşgalini aldım ben. Eşgalini aldım. Görüldüğü yerde durdurulacak. Alınacak karakola. Sarp çevir. Uygulamada nerede yazıyor bu? Uygulamada nerede yazıyor? Orada LSPD özel bir yer var. Şefim briefing odasında mı bekleyelim? Orada sabitlenen bir şey var, oradan bak. Nerede? Briefing odasında mı bekleyelim? Planı şurada bir toplaşın çünkü. Şurada. Bir toplantı odası. Bakıyorum bir dakika. Şey yazıyor burada, eğitim nerede onu bakıyorum. Tut 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 tut.